odamıza gidelim. Kimse görmesin bize. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım. Efendim bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Fatih Bey geleceğinizden hiç söz etmedi. Kusura bakmayın. Bilseydim sizi karşılamak isterdim efendim. Aa, çocuklar da mı burada? Evet. Yoksa haberiniz yok mu? Ay tüh. Yani bilseydik buraya gelmezdik. Görüyor musun İremciğim? Ne büyük tesadüf değil mi? Biz de İrem'le böyle birkaç gün kafa dinleyelim diye çıktık geldik işte. Ay, sizden rica ediyorum. Çocuklara burada olduğumuzu söylemeyin olur mu? Yani şimdi canları sıkılmasın. Biz zaten çok burada durmayacağız. Böyle etraf falan gezeceğiz. Anladım efendim. Biz başka bir yere mi gitsek acaba? Olur mu efendim öyle şey? Zaten Fatih Beyler karavanla doğa tatili yapmak için Fasilis'e gittiler. Bana sorarsanız onların yokluğunda keyfinize bakın derim. Gelecekleri zaman ben size haber ederim. Öyle mi? İremciğim biz de şöyle bir dolaşalım etrafı olur mu? Çıkalım be. Efendim peki. Tekrar hoş geldiniz. Hoşçakalın. İyi tatiller. Necati. Hemen bize bir araç ayarla. Operasyonun yeri değişti. Sonra da benden haber bekle olur mu? Hadi bay bay. İrem. Zeynep'i kaçıracağız. Ne? Elbette. Şimdi karavan başladı. Ne kıymetliymiş bu kenarın dilberi. Hayır anlamıyorum. Bizim göremediğimiz ne var? Her şey ortada işte. Ya çoz ya. Suç benim oğlum da İrem. Aptal o be aptal. Hayır söylemekten utanıyorum ama... Acaba bu kız sakın Fatih'e büyü yaptırmış olmasın? Aman inanma sen öyle şeylere. Ben hiç inanmam. Hayır ben de inanmıyorum ama bu kadarını da aklım almıyor. Baksana şu zımbırtıya. Fasilis'e ne kadar kalmış? İleriden sola dön. Tamam canım. Halimize bak ya. Ay bir selfie mi çekiyorsun? Ay çok tatlıyız. Yani yola bak ya. İnsan balayı diye böyle bir yere nasıl gelir ya? İremciğim diyorum ya işte sen aptal benim oğlum aptal. Düştü o bir çözüm peşine. Nereye çekse oraya gidiyor işte. Kız da anca buraları biliyor. İrem. Baksana İrem. Gördün mü elimize koymuş gibi bulduk. Sakin görünüyor. İçerideler galiba. Bak şimdi. Yakınlarına gidelim. Bir yere gizlenelim. Fatih'in çıkmasını bekleyelim. Sonra da Fatih'i bununla bayıltalım. Zeynep'i kaçıralım. Ya bizi görürlerse? Bizi tanımamalarını sağlarız. Nasıl? Yürü. Yürü yürü. Şuraya. Yavaş. Sessiz. Dur. Gel, 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 gel. Ha? Tamam, yeterince yaklaştık. Çıkmalarını bekleyelim. Çok beklersiniz. Kıpırdamayın lan! Kaldırın ellerinizi! Demek beni sormaya kalkarsınız. Bakın siz bizi yanlış anladınız.
Yok, gerçekten bizi yanlış anladınız. Yani biz hırsız değiliz biz. Açın lan yüzünüzü. Hem de kadın hırsızlar. Bakın amcacığım, siz bizi gerçekten yanlış anladınız. Evet amca, vallahi billahi siz bizi yanlış anladınız. Biz sizi soymak istemedik. Hırsız değiliz ki biz. Baksanıza üstümüze başımıza. Biz yani hırsız değiliz. Bizim paraya ihtiyacımız yok ki. Biz arkadaşlarımızı aramaya geldik. Ha bunlar da niye taktık böyle? Korkutalım diye. Vallahi billahi. Aslında geldiğiniz iyi oldu. Benim de bazı önemli ihtiyaçlarım vardı. Ne gibi önemli ihtiyaçlarınız var? İrem, şu düştüğümüz durumdan birine bahsedersem vallahi aramız bozulur, sana söyleyeyim ha. Saçmalama Mukaddes teyze. Beni şöyle çekseler bittiğimin resmidir. Bayanlar, ağzınızı değil ellerinizi çalıştırın. Sırada çarşaflar var. Amca ya, ama biraz fazla olmuyor musun? Bu kadar don yıkamaktan vallahi ellerimiz buruştu. Onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektiniz. Ay yıkamıyorum ya. Hadi bakalım, yıkamıyorum. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Nasıl istersiniz? Ben de jandarmaya haber vereyim. Alıp götürsünler sizi. Biz sizi jandarmaya ihbar edeceğiz asıl. Bizi resmen alıkoydunuz ya. Bayan, dikkatinizi celbederim. Haneyi tecavüz eden sizsiniz. Tecavüz derken? Yok yok. Ne var bunları yıkamakta? Yıkıyoruz biz. Jandarmaya falan da gerek yok amca. Yıkıyoruz. Alt tarafı bir iki çarşaf daha vardır. Ne olacak ki? Yıka gelin, hadi yıka. Amca bunlar bir hafta sürer ya. Bana niye öyle bakıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.